Arkadaşlar herkese merhaba. İlk dersimizin konusu The Word Art and kelime türleri, kelime çeşitleri. Nasıl ki Türkçemizde kelime türleri var, kelime çeşitleri var, yükleme, özlem gibi, edat gibi, zarf gibi vesaire. İşte Almanca'da da kelime türleri var, kelime çeşitleri var ve biz dersleri anlatırken bu kelime türlerini, çeşitlerinin isimlerini kullanarak dersi anlatacağız. Yani bunları biliyor olmanız önemli. Onun için ben ilk ders olarak bunu seçmiş oldum arkadaşlar. Evet, kelimemizle başlayalım. The word art and kelime türleri, kelime çeşitleri demektir. Word, das word normalde artikeli, bileşik bir kelime olduğu için bileşik kelimelerde sondaki kelimenin artikelini tüm kelime alır. Onun için burada the art olduğu için the art, word'un da artikelini değiştirmiş oluyor. Word art and kelime türleri, kelime çeşitleri. Sondaki en ekini siyah renkte yaptık. Neden? Çünkü arkadaşlar çoğul eklerini farklı renkte göstermeye çalışıyoruz ki çoğul eklerinde ne olduğunu görmüş olalım. Word kelime, art çeşit tür. Sanat manası da var ama buradaki manası, çeşit tür manasında sonundaki en de çoğul eki the word artan kelime türleri, kelime çeşitleri manasına geliyor. Bildiğiniz gibi biz derslerimizde renklendirme usulünü kullanıyoruz. Nedir renklendirme usulü? Mesela ben der artikeli olanları daima mavi kalemle yazdım ve bundan sonra mavi kalemle yazacağım. Di artikeli olanları kırmızı kalemle yazdım ve kırmızı kalemle yazmaya devam edeceğim. Das artikeli olanları da yeşil kalemle yazdım ve yeşil kalemle yazmaya devam edeceğim. Eğer cümlemizde çoğul varsa onu sarı kalemle hususi olarak belirtip ve çoğul ekilerini de farklı bir renkte yazarak oradaki çoğul ekini de görmenizi sağlıyoruz. Mesela burada das verb normalde artikeli das verb fiil demek. Di verb ben fiiller olmuş oluyor. Çoğul kelimelerin artikeli di olduğu için hepsi ondan dolayı di verb ben dedim arkadaşlar. Bakın siyahlar var işte kelime harici, kelime olmayan şeylerin artikeli olmaz ya da özel isimlerin artikeli olmaz arkadaşlar. Mesela Ahmet mesela özel isim olduğu için artikeli olmaz ya da fiillerin ya da edatların artikeli olmaz. Onları siyah kalemle yazmış olacağız arkadaşlar. Bu şekilde derslerimizi renklendirmiş olacağız. Hem de konuyu sizin daha iyi anlamanıza yardımcı olacağız. Çünkü arkadaşlar Almancayı yeni öğrenmeye çalışan bir insanın karşılaştığı en büyük problem artikel konusudur. Ve artikel konusunu iyi öğrenmediğiniz takdirde ileride akuzatif konusu, datif konusu, genitif gibi bir sürü konu var ve hepsi artikelin üzerine bina ediliyor. Ve bir kelimenin artikelini bildiğiniz zaman cümleyi daha sağlıklı ve düzgün kullanabileceksiniz. Onun için arkadaşlar bu renklendirme metodu benim için biraz zahmetli olacak ama sizin için çok faydalı olacağı kanaatini taşıyorum arkadaşlar. Kelime çeşitlerimiz, türlerimiz nelerdir? 10 tane kelime türü vardır, kelime çeşidi vardır Almanca'da. Birincisi artikel. Tanımlayıcı manasına gelir. Türkçemizde artikel yoktur. İngilizdeki the ekidir ya da Arapçadaki el eki. Mesela kalem bir kalem, bilinmeyen bir kalemdir. El kalem dediğiniz zaman yani o zaman bilinen bir kalem olur yani. İşte burada da artikeller Almanca'daki der, die, das'tır. Ve belirsiz olduğu zaman aynı şeklinde gelir. Bunların ayrıntısını zaten derslerimizde göreceğiz. Ben sadece bugün bu the word artan kelime türleri çeşitlerinin isimlerine odaklanmanızı istiyorum. Burada örnek olarak yazdım. Onu dersi anlatmak için değil, buradaki kelimeleri anlatmak için değil. Sadece buradaki word artenlerimize Almanca kelime türlerine örnek olması konuyu daha iyi anlamanız açısından bu örneği vermiş oldum arkadaşlar. Artikel. Artikelimizin artikeli nedir? Artikel de bir isim sonuçta. Artikelimizin artikeli derdir arkadaşlar. Neden? Çünkü mavi kalemle yazmışız. Mavi kalemle yazdığımıza göre artikelin artikeli derdir arkadaşlar. Devam ediyoruz. İkincisi nomen. Nomen yani isimler, isim. Dername ile karıştırmayınız. Dername artikeli derdir ama burada nomen şeklinde yazarsanız das ile kullanmamız gerekiyor. Onun için das yazdım. Das nomen şeklinde. Mesela nedir? Derman, adam. Ahmet. Ahmet de bir isimdir. Ama artikeli olmadığı için siyahla yazdık. Zeitung. Zeitung gazete demek mesela. Zeitung artikeli diye olduğu için kırmızıyla yazdık. Haus, das Haus isimdir mesela. Gene nomen olduğu için biz ne yapmış olduk arkadaşlar? Yeşil kalemle yazdık. Üçüncüsü kelime çeşidimiz verb. Das verb, die verben. Fiiller demektir arkadaşlar. Gehen gibi, gitmek ya da lesen gibi okumak ya da schreiben gibi yazmak. Ya da geben gibi vermek. Bunlar fiillerdir. Dördüncüsü zamir. Yani adıllar. Zamirler hani ben, sen, o, biz, siz, onlar. Türkçedeki. Almanca'da ich, ben, du, sen, er, sie, es, onun için kullanılıyor. Ama bizim Türkçemizde o bir kişi için kullanılıyor. Herkes için o kelimesi kullanılırken Almanca'da
erkekler için er, kızlar için zi ve ortadaki ve nesneler ve çocuklar için de es kelimesi kullanılıyor. Ve artikeli der olanları o şeklinde ifade edeceğimiz zaman er, artikeli zileri di olanları zi, artikeli das olanları da es şeklinde ifade edeceğiz. Ama dediğim gibi bunları zaten dersimizin ilerleyen derslerimizde ayrıntılı bir şekilde göreceğiz. Sadece örnek olması için verdim arkadaşlar. Via biz, ia siz, zi onlar veya zi nazik manada siz manasında zi'yi kullanabiliriz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Beşincisi adjektif. Adjektif yani sıfat. Das adjektif, die adjektive olmuş oluyor arkadaşlar çoğulu. Mesela schön, güzel, groß, büyük, wichtig, önemli, hell, açık manasında. Altıncısı prepozisyonlarımız. Prepozisyonumuzun artikeli di'dir. Kırmızı ile yazmışız. Die preposition. Edat demek, ilgeç demek prepozisyonlarımız. Almanca'da isimlerin, fiillerin ve sıfatların prepozisyonları olabilir arkadaşlar. Yani warten fiili mesela auf prepozisyonuyla kullanılır. Beklemek fiili. Ich warte auf den Bus. Ben otobüsü bekliyorum dediğimiz zaman warte fiilini daima auf'la kullanırız. Onun için prepozisyonlar önemli bir yer işgal edecek. Zamanla derslerimizde bunları zaten görmüş olacağız. Auf gibi, an gibi, bei gibi, für gibi kelimeler. Yedincisi konnektörlerimiz. Konnektör bağlayıcı demek. İki şeyi birbirine bağlayan şeye konnektör diyoruz. Artikeli nedir? Der'dir. Maviyle yazmışız. Der konnektör. Bunlar iki cümleyi birbirine bağlar. Yani Türkçe'de mesela ne diyoruz? Ben okula gideceğim ya da annemi ziyaret edeceğim. Yani okula gideceğim cümlesiyle annemi ziyaret edeceğim cümlesini ne yapıyorum? Ya da kelimesiyle birleştirmiş oluyorum. İşte o da gibi mesela. O da ya da demek. Ya da und ve. Ben ekmek alacağım ve sinemaya gideceğim. Bakın ekmek almakla sinemaya gitmek cümlesini ve ile birleştirmiş oluyorum. Ne olmuş oluyor? Konnektör yapmış oluyorum. İşte konnektörlerde iki kelimeyi, iki cümleyi birbirine bağlayan kelimelere konnektör diyoruz. Sekizincisi partikeller arkadaşlar. Partikel yine ilgeç ya da edat diyebileceğimiz kelimelerdir. Zogar gibi, eben gibi, gerade gibi, aba gibi. Aba yerine göre konnektör, yerine göre partikel olabilir. Onun için iki yerde yazdım. Örnek veriyorum. Zogar ein blinder könnte das sehen. Yani bunu kör bile görebilir. Kör bile bunu görür yani. Sen nasıl görmedin? Oradaki bile kelimesi, işte bakın zogar kelimesi bile hatta manasında kullanılıyor. O tip kelimeler kör bile, şu bile gibi ya da demin, direkt mesela, gerade mesela direkt demek, düz demek yani. Ya da ama yerine göre ama partikel olabiliyor. Zamanla bunları görmüş olacağız arkadaşlar. Dokuzuncusu adverblerimiz. Adverblerimiz zarf, zarflarımız arkadaşlar. Türkçe'de bir zaman zarfımız vardır, bir yer zarfımız vardır. Almanca'da sadece adverb olarak geçiyor. Artikeli das'tır arkadaşlar. Yeşille yazmışız. Mesela schon gibi. Bile çoktan, çoktan aldım. Yani ich hab schon gemacht. Zaten yaptım ben. Çoktan yaptım gibi. Oradaki çoktan zaten kelimesini schon veriyor. Ya da noch, daha, halen, hala devam ediyor gibi. Ya da noch nicht, henüz çalışmıyorum gibi. Ich arbeite in Deutschland noch nicht. Yani Almanya'da henüz çalışmıyorum gibi cümlemizi noch kelimesiyle kullanabiliriz. Ya da jetzt, şimdi demek mesela. Bakın bunlar zaman zarfımız olmuş oluyor. Here, burada. Dort, orada. Here ile dort arasında. Here, burada. Dort, orada. Bakın aradaki fark bu. Biri yakındaki şeyler için, diğeri uzaktaki şeyler için kullanılmış oluyor arkadaşlar. Yani dies ve jene gibi. Diese burada bu, diese bu diyoruz. Yine şu, daha ötekidekine şu diyoruz. Bunları gene derslerimizde ayrıntılı görmüş olacağız arkadaşlar. Here ve dort mesela. Here, dort, burada, orada ve genug gibi. Bunlar nedir? Bunlar da yer zarflarıdır arkadaşlar. Geçiyoruz. Onuncusu interjeksiyon. Interjeksiyon ünlem ya da bağlaç diyebileceğimiz gene. Yani tek başına, kendi başına bir mana ifade etmiyor ama cümle içerisinde bizim duygumuzu, ifademizi veren kelimeler. Hani Türkçe'de deriz ya of deriz mesela. Of kelimesi. Ah deriz mesela canımız yandığında vesaire yani. Almanca'da işte ah gibi, oh gibi ya da hurra ya da ha 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 gülme gibi ya da bir şey düşünüyoruz. Buradaki düşünme gibi ya da pufi cümlesi gibi. Almanların da kendine göre bazı bunda ünlem vari cümleleri var, kelimeleri var. Bunları da zamanla dersini görmüş olacağız arkadaşlar. İlk dersimizi ben Wortarten'e ayırmış oldum. Aynı zamanda kelime
kelimelerin okunuşunu işlemek istiyorum sizlerle. Kelimelerin Almanca okunuşları nelerdir? Onları da bu dersimizde görmüş olacağız arkadaşlar. Kelimelerin okunuşuna geçiyoruz şimdi. S, C, H, Ş şeklinde okunuyor arkadaşlar. Bu Ş şeklinde okunuyor. Mesela şule, şule. Bu şekilde yazılıyor ama buraya Ş harfini koyuyoruz. Şule şeklinde okuyoruz. Okul demek arkadaşlar. Taşe, taşe. S, C, H'ye Ş harfini koyuyoruz. Taşe olmuş oluyor. Yani cep demek ya da çanta manasına geliyor. İki farklı manası var. Ya da maşine, maşine. Bakın burada S, C, H'ye biz Ş harfini koyuyoruz. Maşine oluyor. Maşine, makine demek. S, P, şıp şeklinde okunuyor. Yani S, P olduğunda kelimenin başındaki S harfini biz Ş şeklinde okuyoruz. Kelimenin başındaysa. Sport mesela. Sport. Spor. Biz spor diyoruz. Onlar sport şeklinde söylüyorlar. Ya da sparen. Sparen fiil. Sadece isimler için değil, fiiller ve sıfatlar için de bu durum aynı şekilde okunması geçerli. Yani sparen tasarruf etmek demek. Ya da spät. Spät geç demek, sıfattır. Noktalı A, umlautlu A, E şeklinde okunuyor arkadaşlar. Onu da belirtmiş olalım. ST başta olduğu zaman S harfini Ş şeklinde okunur. Stuttgart mesela, Stuttgart. Ya da stabil, stabil, istikrarlı, sağlam demek. Stabil, biz stabil diyoruz ama Almanca'da stabil şeklinde okuyacağız. Ya da biz stop diyoruz ama Almanca stop, stop şeklinde okunacak. H harfi Almanca'da kendisinden önceki kelimeyi uzatıyor. Normalde okunmuyor. Ama kendisinden önce C harfi varsa o zaman H harfi okunur arkadaşlar. Machen gibi. Yapma, yapmak demek arkadaşlar. Kühe gibi. Mesela mutfak. Ya da echt. Echt. Gerçekten mi? Gerçek mi? Gerçek mi? Manasında bir kelime. Burada da mesela gene H harfi okunuyor. E, i arkadaşlar ay şeklinde okunuyor. Ay şeklinde okunuyor. Mesela mine gibi, mine gibi. Mesela e-i'yi biz ne yapıyoruz? I yazıyoruz. Mine şeklinde okuyoruz. Ya da nine, Almanca hayır demek. E-i'ye i koyuyoruz arkadaşlar. N-a-y-n, nine şeklinde okuyoruz. Ya da ice, dondurma veya buz demek. Burada e-i'ye i diyoruz. Sonra s-i de eklediğimiz zaman ice şeklinde okunuyor. Ya da bine, bine bacak demek. E-i'ye i dediğimiz zaman bine şeklinde okunuyor. AI de aynı şekilde ay şeklinde okunuyor arkadaşlar. Mesela may, Mayıs'a için kullanılıyor. Ya da aikido yazılıyor ama ei ay okunduğu için aikido şeklinde okuyoruz. Aikido. Ya da Altay. Altay. Altay şeklinde yazılıyor. Altay dağları demek. Altay. Altay şeklinde okunuyor arkadaşlar. EU da oy şeklinde okunuyor arkadaşlar. Mesela euro gibi. Ya da Europa gibi. E-O'ya oy diyoruz. Sonra R-O geliyor. Euro şeklinde okuyoruz. Biz Avro diyoruz ama Almanca olarak Euro şeklinde söylememiz gerekiyor. Ya da Leute. E-O'ya oy koyduğumuz zaman Leute oluyor. Yani insanlar manasına giriyor. Ya da Heute. Bugün manasına giriyor. E-O, oy yapıyoruz. Heute olmuş oluyor arkadaşlar. Ya da Neu. Yeni demek. EU'ya oy koyduğumuz zaman ne ile birleşince noy şeklinde okunuyor arkadaşlar. Devam ediyoruz kelimelerin nasıl okunduğuna. Biraz önce söylemiştik. Umlautlu yani noktalı A E şeklinde okunurdu. E şeklinde okununca yanına U harfi gelirse yine EU oluyor. Yani biz bir önceki kağıtta söylemiştik hatırlarsınız. EU'yu oy şeklinde okuyorduk. Bu da EU olmuş oluyor. Bu da oy şeklinde okunacak. Ama AU'ya dikkat edin. AU'da AU şeklinde okunuyor. Blau gibi. Bunu bununla karıştırmayalım diye buraya ben bunu ekledim. Ama umlautlu A, E şeklinde okunduğu için bu da U gelince yanına oy şeklinde olur. Genelde bu çoğul ekine çevirdiğimiz zaman umlaut olur bu harfler. Mesela Haus, Haus, das Haus, die Häuser olmuş. Bakın çoğula gelirken, çoğul eki alırken bir er eki alıyor. Aynı zamanda umlaut almış. Yani A harfine umlaut alınca bu E harfi oldu. E, U, oy oldu. Häuser şeklinde okuyoruz. Evler demek. Ya da Baum. Baum ağaç demek ama çoğulda Bäume olmuş. Umlaut almış. A umlaut olunca E şeklinde okunur. E, U, oy oluyor. Bäume şeklinde okuyoruz. Ağaçlar demek arkadaşlar. I, E, İ'yi uzatıyor. E'yi okumuyoruz arkadaşlar. İ, E'de. Lied gibi ya da Bier gibi bira.
enerji gibi ya da çok çok kullanacak zi zamiri gibi arkadaşlar. Geçiyoruz S harfi. S harfi Almanca'da Z şeklinde okunuyor arkadaşlar. Bazen iki tane S varsa birincisi S, ikincisi Z şeklinde de okunduğu oluyor arkadaşlar. Mesela Zone. Almanca'da iki sessiz harf kendisinden önceki sesli harfi kısa okutur arkadaşlar. Burada da iki tane sessiz harf olduğu için biz O'yu kısa okuyacağız. İki sessiz harf tek harf şeklinde okunur. Sakın Zone şeklinde okumayın. S'yi biz Z şeklinde okuyoruz dedik. O zaman ne oluyor? Zone. Zone. Bakın sonne değil ya da zonne değil. Tamam mı? Zone. Zone. Zone şeklinde okuyoruz. Güneş demek. Ya da zegel. 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 Yelken demek. Ya da zea. Zea. R sonunda olunca A şeklinde yuvarlanıyor arkadaşlar. Bunu ileride yine göreceğiz. Zea. Zea. Yani çok demek. Z harfi tısı şeklinde okunuyor. Yani ts gibi tısı şeklinde okunuyor. Zeitung. Zeitung. Yani ne Zeitung ne Zeitung. İkisinin ortasında bir ses oluyor. Zeitung. Zeitung. Ya da Zeit. 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 Yani zaman demek. Zeitung da gazete demek. İki tane S harfi var. Bunun bir büyük hali bir de küçük hali var. Yani büyük B şeklinde olan gene iki tane S demek. Ama bu iki S ile yan yana yazılan iki S ile büyük S arasında şöyle bir fark var. Büyük S'den önceki kelime uzatılır ama iki S'den önceki kelime uzatılmaz arkadaşlar. Ne dedik? İki sessiz harf gelince kendisinden önceki sesli harf kısa tutulur demiştik. İşte burada da iki tane S olduğu için kendisinden önceki harf kısa tutuluyor. Ama burada büyük S olduğu için burada uzatıyoruz. Straße, Straße, cadde, sokak demek Straße. Ya da Heisen, isimlendirilmek demek Heisen. Ama iki S olduğunda uzatmıyoruz. Das diyoruz bakın das. Burada ki manasına gelen bir bağlaç. Yani ich denke das, ben düşünüyorum ki manasındaki ki. Yoksa das manasındaki normal bizim artikelimizi düşünmeyin. Orada tek S var. Burada iki S var arkadaşlar. Ya da kase. Kase yani para ödenen yer manasında kasa yani. Au aynı şekilde okunuyor. Blau gibi arkadaşlar. D, S, C, H harfi arkadaşlar. C yerine göre J şeklinde okunuyor. D, C ve J şeklinde okunuyor. Mesela hod bu şekilde yazıyor ama bakın D, S, C, H biz C koyuyoruz. Ne oluyor? Hoca şeklinde okuyor. Hoca. D, S, C, H hoca olmuş oluyor arkadaşlar. Aynı şekilde T, S, C, H olursa da Ç harfi olmuş oluyor. Mesela Deutsch gibi bakın T, S, C, H'ye biz Ç koyuyoruz. Burada da zaten E, U var. E, U ne oluyordu? Oy oluyordu. Deutsch şeklinde okuyoruz arkadaşlar. Ya da mesela Çat ülkesi var ya. T, S, C, H, A, D şeklinde yazıyor. Yani burası Ç olmuş oluyor. Neticede Çat şeklinde okuyoruz arkadaşlar. Tabii burada değinmemiz gereken birkaç mevzu daha var. O da nedir? Burada J harfi dediğimiz J harfi arkadaşlar Y şeklinde okunuyor. Ve V harfimiz Almanca'da F şeklinde okunuyor. Burada bir istisnası var. Almanca'ya yabancı dilden geçen kelimeler normal orijinal dillerindeki gibi okunur. Yani mesela video gibi. Video İngilizce'den geçtiği için V harfi orada V şeklinde okunuyor. Ama diğer mesela Vogel kuş demek. Biz orada V'yi F şeklinde ya da Vater baba demek. Biz onu V'yi F şekliyle okumuş oluyoruz arkadaşlar. Diğer dersimizde artikel konusunu işlemiş olacağız. Artikel konusunu işlerken yine bu kelimelerin okunuşuyla alakalı pratik yapmış olacağız. Allah'a emanet.